Merhabalar sevgili seyirciler. Soyut Şeyler Ekonomisi yeni sezonuna çok değerli bir konukla başlıyor. Bugün konuğum Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Beyciğim. Sizi davet etmemizin nedeni biraz sonra seyirciler anlayacaklar. Sonuçta belediye başkanları ya da belediye hizmetleri konusunda bir takım televizyon kanallarına katılıyorsunuz, programlarına. Projelerinizi, hizmetlerinizi anlatıyorsunuz ama biz biraz daha farklı bir yerden bakacağız buna. Siz klasik belediyeciliğin sınırlarını aşmış bir büyükşehir belediye başkanısınız. Biz Soyut Şeyler Ekonomisi olarak diyoruz ki, motto olarak kullanıyoruz bunu. Hani ekonomi sınırsız ihtiyaçlar ve kıt kaynaklardan söz eder. Ama Soyut Şeyler Ekonomisi sınırsız kaynaklar üzerine konuşur. Aslında yaptığınız sınırlısıyla sınırsızıyla, daha çok da sınırsız kaynaklarıyla büyük bir hizmet ve bir rol modeli oluşturuyorsunuz aslında. Ben memlekete yakınlığım nedeniyle de yakından takip ettiğim için hizmetlerinizi, projelerinizi çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Sizi tanıtmadım. Kısaca söz edeyim. Sayın seyircilerimiz zaten çok yakından tanıyorlar. Uzun yılların siyasetçisisiniz aynı zamanda. Üç farklı hükümette, üç ayrı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptınız. Bunun dışında uzun süre bürokrat olarak da görev aldınız çeşitli kurumlarda. Uçak sanayinde yine, Türk uçak sanayinde TUSAŞ'ta görev aldınız. Yine kamuoyunun çok yakından bildiği Türkiye, İstanbul'un İGDAŞ'la geniş bir şekilde doğalgaz dönüşümünü gerçekleştiren genel müdürsünüz değil mi? İGDAŞ'la. CEO'suydum, evet. Evet. Şimdi Sayın Başkanım nereden başlayalım? Şimdi şu anda Arnavutluğun başbakanı olan Edi Rama. Evet. Bir dönem Tiran'ın da belediye başkanlığını yapıyor Edi Rama. Paylaştığınız bir fotoğrafı gördüm. Birden Edi Rama aklıma geldi. Tabii sizinki çok daha muhteşem olmuş ama fikir olarak Edi Rama eski rejimden devraldığı Tiran'ı, o gri şehri, binalarını boyayarak renklendiriyor. Parası yok, fakir bir şehir. Sonuçta yapacağı az hizmetlerden birisi bu, yani nadir hizmetlerden birisi. Bütün binaları rengarenk boyuyorlar. Ve bundan dolayı ödüller falan da alıyor. Hatta TED konuşması var bir tane bu olayı anlattığı Edi Rama'nın. Benim daha da önem verdiğim bir konu şu. O operasyondan sonra şehrin sosyolojisi değişiyor. Evet. İnsanlar daha mutlu oluyorlar. Bazı bölgelerde suç oranları falan düşüyor. Yani kent estetiğinin sosyolojiyi nasıl etkilediğine dair iyi bir örnekti o. Siz de Ordu'da bu türden faaliyetler yapıyorsunuz. Bir caddenin eski yeni fotoğrafını paylaşmıştınız Twitter hesabınızda. Arkadaşlar onu bir verebilir miyiz? Onu bir görelim. Gerçekten bambaşka bir dünyaya dönüşüyor. Bu çok yüksek maliyetli bir şey de değil. Öyle değil mi? Evet. Bu akıl fikir işi. Tabii. Bir bütçe, bir kaynak işi değil. Evet, buradan başlayalım. Tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi bu bir kültür işi. Ve aynı zamanda da biz sadece duvarları değil, aynı zamanda altyapısını da değiştirdik. Bayağı borular falan patlaktı. Evet. Kanalizasyonu her şeyini de değiştirdik. Ve ortaya çok güzel bir eser çıktı. Muran tekniğiyle boş duvarlarda resimler yaptık. Onu da değerlendirdik. Evet, onları da gördüm. Evet. Dolayısıyla çok değişik bir yaklaşımla
Ordu gündeme oturdu. Hatta çok şehirden, illerden bize projeler istiyorlar. Bakanlık istedi. Ve çok farklı bir ortam, ambiyans oluştu. O tabii bizi mutlu etti. Bunun benzerini şeyde de yapıyoruz. Diğer şehirlerimizde de yapmaya başladık. Ama bu aynı zamanda altyapıyı da değiştirerek. Çünkü ben fonksiyonelliği de diğer sağlamak. Diğer şehirler derken içeri mi kattınız? Evet. Biz burada tabii şimdi biliyorsunuz bu pandemiden sonra AVM'lerde kapalı alanlar sorun oluyor. Bu açık bir AVM haline de geldi. O bakımdan da güzelliği oldu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar sizin de takdirinizi aldıysa bizim için mutluluk verici geliyor bu. Bizim için sizin görüşleriniz de çok önemli. Tabii burada Ordu zaten çok güzel bir şehir. Evet. Tabiat güzel bağlı olan olarak güzel. İl olarak söylüyorum. Evet. Ünyesi, Fatsası, Ulubey, Mesudiyesi hepsi. 19 ilçesi, 19'u birbirinden. Her birinin de ayrı lezzeti var yani. Var, ayrı lezzeti var ve ayrı kişiliği var. Yani o yönden önemli. Bir de sanatkar bir şehir. Yani biliyorsunuz 1930 yılından beri tiyatrosu var. Yani sanatkarları ayrı fazla her dalda. Yani yazarı, çizeri, efendim ressamı, şairi, müziği, zaten söylemek, tiyatrosu hepsi beraber. Dolayısıyla burada bir uyum çok önemli. Bu hem bölgesel kalkınma açısından hem kültür açısından önemli. Bunlar hepsi bir bütün olarak alıyoruz. Şimdi bunu, biz aynı zamanda turizm destinasyonu haline getiriyoruz bunu, bu güzellikleri. Tabii ki. Biraz önce bahsettiğiniz sonsuz kaynaklardan bir tanesi bu güzellik. Güzelliğin tabii sınırı yok, ölçüsü yok, tartılımı yok. Evet. Bunu ne derece şekillendirirseniz veya katkıda bulunursanız bu oluyor. Ben burada sadece bir yönetici falan da değil, bir yönlendirici olarak daha çok bunu yapıyoruz. Yetenekleri, bu zenginlikleri bu şekilde yönlendirerek belli bir hedefe doğru orduyu götürüyoruz. Ne güzel başkanım. Güler yüzünüzü de hiç mahrum etmiyorsunuz. Gerçekten halktan bu bakımdan da seviliyorsunuz. Ünlü Fransız antropolog ve düşünür var, Marc Auger. Eğer bir yer diyor kültür, kimlik ve tarihle tanımlanmıyorsa orası non-space'dir. Yani olmayan yerdir, yoktur, hiçbir yerdir anlamında bir sözü var. Bu bakımdan kültürel faaliyetler çok daha büyük önem taşıyor ve diğer bütün kalkınma hedeflerini, kültürel kalkınma üzerine inşa etmenin de tabii katma değer, zenginlik açısından ayrı bir anlamı var. Bir kuruluş var, siz de üye misiniz bilmiyorum, United Cities and Local Governments diye. Bunların şeylerinde, anayasalarında diyeyim, şöyle bir ibare var. Kültür önemli bir etken olarak açıkça dikkate alınmadığı sürece sürdürülebilir kalkınma gerçekleşemeyecek. Doğrudur. Gelişme teşebbüsleri kültürle ne kadar uyumlu olup olmadıklarına bağlı olarak başarılı veya başarısız olabilirler diyor. Bu bağlamda sizin bir yöresel mimariyle uyumlu bir mimari yarışmanız da oldu konut mimarisi üzerinde. Onlar sonuçlandı mı bilmiyorum. Sonuçlandı. Takip edemedim. Sonuçlandı. Sonuçlandı. İyi çalışmalar. Yerel malzemeler ve yerel kültürle buluşan bir çalışma. Hem geçmişiyle de geleceğe köprü kuran bir yaklaşımdı. Evet. Dolayısıyla birkaç konsepti bir araya aldık. Çok da güzel eserler çıktı. Şimdi onları uygulamaya geçiyoruz. Yani dediğim gibi burası aynı zamanda iklim değişikliği bakımından da yaşanılabilir gelecekte önemli yerlerden biri olacak. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Ve aynı zamanda da küresel ısınmaya karşı avantajlı bölgelerden biri. Bir tanesi. Bir ayrıca yani belki çoğu bilmeyebilir. Yani Ordu ikinci nüfus İstanbul'da. Biz bir zaman bir bakıyorsunuz 750 bin nüfuslu, bir bakıyorsunuz 2 milyon nüfusa çıkıyoruz. Ve şu anda da 1 milyon civarında. Çünkü çoğu kişi kaldı. Yani pandemiden dolayı dönmediler. Bu da bize... Köyler biraz canlandı mı? Evet, çok canlandı. Çok canlandı. Çok güzelleşti. Zaten şöyle bir şey var, ilginç bir rakam vereyim size. Türkiye'de köylerde yaşam oranı %21. Bizim 42. Yani Ordulular
köyü ve şehri birlikte kullanıyor. Aynı anda hatta yaşıyorlar. Aynı anda yaşıyorlar. Evet. Artık köy demiyoruz, mahalle diyoruz büyük şehirden dolayı tabii, ama evet. Bizim için köy anlamlı hala. Tabii, tabii. Ve buradaki zenginlikleri hepsini bir arada ele alıyoruz. Ve bu bize de aynı zamanda yeni bir modeli geliştirmemizi de mecbur bıraktı ve memnuniyetle de onu yaptık. İşte tarım ve hayvancılık tarım, evet, konusunda da evet, akıl, evet, fikir evet, oraya var orada da. Onu dinleyelim sizden. Evet, yani orada biz tarım için Ortar diye bir şirket kurduk ve alım garantili çalıştık. Özellikle hanımları devreye soktuk. Büyük bir üretici kitlesi var. Yani gençler de aynı şekilde. Türkiye aslında yeni bir modele geçiyor. Bunu çok kişi belki fark etmeyebilir. Büyük potansiyelde en büyük değişimi yaşayanlar gençlerle hanımlar, kadınlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Seralar dağıttık. Onun dışında damızlık hayvanlar dağıttık. Damızlık koyun dağıttık, damızlık keçi dağıttık, halep keçisi dağıttık, manda dağıttık, kaz dağıttık. Yani 4000 tane kaz dağıttık, 20.000 oldu. Iğdır'a 3500 tane sattık. Mesela İzmir'e 14.000 tane şey dağıtıyoruz, yarka dağıtıyoruz. Yumurta, Dubai'ye yumurta ihraç ediyoruz. Enteresan bir şey bu. Yani nereden geliyor bu değirmenin suyu diyecektim. Tabii tabii. Bir ticarete döndürmüş. Tabii dönüştürdük ve aynı zamanda da mesela İstanbul'da mağaza açtı. Ümraniye'de, Mesudiye Belediye Başkanı'yla birlikte hareket ettik. Hayvan oteli kurduk. Hayvan oteli. O nasıl bir şey? Hayvan oteli şimdi diyelim ki bu mevsimde artık havalar soğumaya başlayınca evet, hayvanlara bakmak, büyükbaş hayvana bakmak zorlaşıyor. Maliyet yükseliyor. Herkes ellerinden ucuz ucuz satıp çıkıyorlar. Evet. Baharda da tekrar pahalı pahalı alıp tekrar hayvancılığa evet, devam etmek istiyorlar. Biz otel açtık Mesudiye'de, belediye başkanımızla birlikte. Orada hayvanları ağırlıyoruz. Ondan sonra da bahar gelince onları devrediyoruz, şeylerini veriyoruz sahiplerine. İade ediyorsun. İade ediyoruz. Bir ücret ödüyor mu? Tabii ödüyor. Biz de onu bakıyoruz ama çok düşük. Yani çok komik bir rakam ama maalesef bir aidiyet. Sütü mi alıyorsunuz? Yok, hepsi onların. Şimdi, sütü de. Sütü bizim. Sütü ama zaten sizin, evet, bakım sırasında değil, onları toparlıyoruz. Ve yavruları da çoğaldıkça. Evet. Benim de orada. Ne güzel. Bir torunum var. Dolayısıyla bu yapıyor. Bir de kiraya da veriyoruz. Mesela diyelim ki Mesudiye'den yahut başka yerden gelenler var. Yazın süt bulamıyorlar. Biz onları kiralıyoruz. Sütlerini alıyorlar. Bir ay, iki ay seviyorlar. Sütlerini alıyorlar. Sonra tekrar veriyorlar bize. Çok güzel. Ve rent-a-car gibi rent-a-cow yaptık. Çok güzel. Dolayısıyla böyle güzel bir sistem kurduk. Aslında bu yaptığımız şeyler sadece Ordu'da değil. 81 vilayet içinde aslında çok bir model oluşabiliyor. Evet. Yani fındık bahçelerinde otu ete çeviriyoruz. Otu süte çeviriyoruz. Otu yumurtaya çeviriyoruz. Fındık bahçeleri bir ay fındıkta kullanılıyor. Doğru. 11 ay boş. Yemyeşil mera aslında. Dolayısıyla evet, biz bunları şu anda hayvancılıkta kullanıyoruz. Gezen tavuk oluşturuyoruz. Yani 50 bin yumurta üretemiyordu bizim orada. İflas ediyorlardı. Şu anda 12 milyon yumurta üretiliyor. Ve bunları biz Dubai'ye de satıyoruz. Türkiye'de Ordu yumurtası satılmaya başladı. Yakında şimdi. Ordu yumurtasının özelliği ne başkanım? Organ gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk. Ve, evet, fındık bahçelerini kullanıyoruz. Fındık bahçelerini kullanıyoruz. Ayrıca çiftliklerde de bunu doğrudan doğru organik sertifikalı olarak da yapıyoruz. Dolayısıyla bu hem bir geçim kaynağı oluyor, hem doğduğu yerde doymuş oluyor. Göçe gitmiyor. Çünkü ikinci doğru, nüfus İstanbul'da Ordu dedim. Halbuki bu topraklarımız geniş. Bizim topraklarımız belki bazıları bilmeyebilir, İstanbul'dan daha büyük. İstanbul 5900 kilometre kare, Ordu 6001 kilometre kare. Bir de buna 3000 kilometre kare de denize eklerseniz, denizde Karadeniz kullanmıyordu. Denizi de devreye sokmaya başladık. Dolayısıyla bambaşka bir model çıktı. Salep üretiyoruz mesela. Siyez buğdayı üretiyoruz. Soya üretiyoruz. Soyanın fabrikası var, kendisi yok. Bunu yapmaya başladık. Salep dolayısıyla çiftçiliğe uygun yani, tabii, tarıma çok, uygun çok mu? Çok uygun. O, ayrıca tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir girişimde bulunduk. Evet. Aynı zamanda şey de yapıyoruz, damıtıyoruz da onları. Aromatik bitkiler özütlerini de elde ediyoruz. Mesela ekinez yetişiyor bizim orada. Melisa yetişiyor. Bunu tıpta da kullanmayı düşünüyoruz. Yani bambaşka bir model çıktı orduya. Yani burada belki hep büyük şehirler konuşuluyor. Ankara, İstanbul, İzmir konuşuyor ama yani Ordu gibi atak yapan illeri de aslında kamuoyunun bilmesinde yarar var. Onun için ben size teşekkür ediyorum bu soruları bana sorduğunuz için. Rica ederim. Bizim vazifemiz bu. Estağfurullah.
aynı zamanda soyut şeyler ekonomisi derken biz de bir iddiayı dillendirmiş oluyoruz burada. Tabii. Sizin yaptığınız çalışmalar aslında bu iddianın bir şekilde fotoğrafı olmuş oluyor başkanım. Bu bakımdan biz de size çok teşekkür ediyoruz. Besin profili değişti yani. Çok önemli bir şey bu. Çünkü millet yani davetten hep yerel şeylerle besleniyor. Şimdi en azından bu bahsettiğimiz sahalar bambaşka bir şey oluşturdu. Tabii. Yani. Tabii. Şimdi benim de seyircilerimiz bilmez ama bunu söylemiş olalım. Benim de oralarda birkaç dönümlük bir toprağım var. Keçi, inek filan bakıyor arkadaşlar orada. Fakat ineğe bakamadılar. Evet. Yani bakamayı beceremediler. Yani. Biz otel alalım. Ben de elde bakamadıkları. Dünyadan filan veren Fas'tadan veren var. Ucuz sattım yani. Yok satmayın. Yani bir de şu var. Yani doğurursa da yavrusunu veriyor musunuz? Tabii veriyoruz. Tabii. Ben şuna ifade edeyim. Yani bir ineğe bakmak zor olabilir. Hakikaten zordur da. Yani hele şehir yaşantısına alışan bir kimse bunu yapamaz. Evet. Ama 100 taneye bakmak kolay. Başına adam veriyorsun, veteriner veriyorsunuz. Bir kadro oluşmuş oluyor. Hayvan, mesela ben çoban demiyorum, hayvan teknisyeni diyorum. Tam onları yetiştiriyoruz ve onlar bakımlarını yapıyorlar. Fındık bahçelerini birleştiriyoruz. Mesela 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüme İstanbul'dan gelip yahut yurt dışından gelip fındık vakti tatilini bölmek istemiyor gençler. Biz onların hepsini birleştiriyoruz. Sahiplerini buluyoruz. Tabii onların gelirlerini veriyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Tabii ortak çalışınca bir işletme büyüklüğüne ulaşmış oluyor. Tabii. 1000 dönümlük yer olarak toplantıyı yapmak. Şu anda biz 300'leri oluşturduk ve şu anda gayet de iyi sonuç alıyoruz. Otu değerlendiriyoruz. Otu eskiden ısırgan ilacıyla öldürüyorlardı. Çevre kirleniyor, su kirleniyordu. Şimdi o otu topluyoruz. Tam tersine biz otu zenginleştiriyoruz. İçine fi ve diğer şeyleri ekerek. Dolayısıyla tam bir hayvan yemi oluşuyor. Yani bu sefer de bu otlar tamamen ziyan olurken ve üstelik de ithal ilaçlara dünyada para verirken, çevreyi kirletirken şimdi bambaşka bir modelle tam anlamı hayvanların gıdası haline geliyor. Otu ete çeviriyoruz. Otu süte çevirmemizin anlamı bu. Evet. Yani bu bakımdan başka bir model çıktı. Yani kocaman bir saha İşte sınırsız dediğiniz imkanı köpe gitmekten kurtarıp tamamen üretime dönüştürüyorsunuz ki Mesudi mesela sarayın etini temin edermiş Osmanlı döneminde. Zamanında. Şimdi aynı şeylere dönüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çok güzel. Evet. Takip edilmesi, izlenmesi, örnek alınması lazım bunların. Enerjiyle ilgili çalışmalarınız var mı eski bir enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak? 4 şirketten bir tanesi de o. Evet. Yani tarım şirketini kurduk. Enerji şirketi Oren. Rüzgar enerjisi ile ilgili önümüzdeki hafta ihalesi var. İlgi duyanlar girebilir. Yani orada rüzgardan elektrik elde edeceğiz Akkuş'ta. Onun da alımını belediye yapacak. Belediyenin tüketimini orada ondan karşılayacağız. Belediyenin tesisi olacak. Belediyenin yani tesisi. Belediye şirketi olacak. Hı. Ama isteyenlerle ortak olabiliriz. Ortak çalışma yapabiliriz. Gelir paylaşımı. Yatırımcı da gelebilir zaten, yani müracaat. Yenilenebilir enerji yasası benim zamanımda çıkmıştı. Enerji verimli yasası da. Bunlar çoğu yasa o zaman çıkmıştı. Şimdi bunun uygulamasını kendi memleketimizde yapışıyoruz. Ve çöpten elektrik elde ediyoruz. Düşün yani çoğu şehir için son derece büyük sorun olan çöpü. Biz topladık. Mesela Ünye'nin 35 yıllık çöpünü kapattım. Başlar başlamaz. Fas'ın, Perşembe'nin. Onları topladık. Çok da sorun olmuştu. Çok büyük sorun tartışmalara oldu. Tartışmalara neden olmuştu. Çok sorun olmuştu. Hatta başka protestolara falan dönme istidadı vardı. Biraz da başka tetikleyiciler falan da işin içine girdi ama. Ama haklılık payı vardı herhalde. Vardı. Başkan. Ama yani düşünün ya vahşi çöpleri 35 yıllık kaldırdık. Hatta bazıları derelerin içindeydi. Onlar tabii. Şimdi o dereleri ıslah ettik. Mississippi gibi oldu Melet Irmağı mesela. Maşallah. Senelerdir oraya dökülmüştü. Yani kısacası ikinci şirket de bu. Bir tanesi de turizm şirketimiz var. Ortamımız var. O da bizim 155 tane şey seçtik. Destinasyon noktası. Hı-hı. Onları tabii gruplaştırıyoruz. Gerçek destinasyon haline dönüştün diye belli rotaları oluşturuyoruz. Onun dışında bir de yazılım şirketi. Ve öyle bir coğrafya ki tabii bir tarafta yayla, bir tarafta deniz var. Şelaleler şehri. Şelaleler ili. De şehri deyince daha kolay anlaşılır diye söylüyorum. Ordu büyük bir şelaleler ülkesi gibi bir yer yani. Aslında Lüksemburg'dan daha büyüyüz. İzlanda'dan daha büyüyüz. Monaco'dan daha büyüyüz. Yani ben yüz bir ölçümü olarak ülke gibi de bakıyorum. Yok, nüfus olarak da bakıyorum. Yani burada çok ilginç kanyonlar var.
yaylalar var. Dolayısıyla hepsi şelaleler var. Şelaleler. Bunlara ulaşım nasıl? Şu an yolları yapıyoruz. Yolda da biz en uzun yol ağlarından biri. Ya birinciyiz ya ikinciyiz Türkiye'de. Evet. 27.500 kilometre yol. Evet. Onu kendimiz asfaltlıyoruz. Kendi iş makinalarımızı kiralamak yerine, ihale vermek yerine kendimiz satın aldık. Daha ucuz olduğunu gördüm. 135 tane makine aldık. Onlarla beraber asfalt plantimiz, taş ocaklarımızı kendimiz yapıyoruz. Ve durmadan yani şu anda 1360 kilometre yol yaptık. Evet. Şeyde de öyle, altyapısı su. O kadar yağmur yağan yerin su sorunu vardı. Yani onlar da şimdi tamamen altlarını şeyle, altyapı. Yani kanyon, şelale, yayla neyse buralara yani ulaşım önemli. Tabii, kendi başına gidemez. Burada bulunmaları önemli değil tabii, tek başına tabii, yani. Tabii. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bu drone teknolojisiyle Karadeniz'i bir daha keşfettik. Hmm. Yani yukarıdan görüyorsunuz. Yani tespitleri kolay yapıyoruz. Tespitleri kolay yapıyoruz. Çok kaya mezarı bulduk. Yani çok enteresan şeyler, tarihi. Siz asıl Kibele'yi buldunuz. Kibele'yi bulduk. Onu çikolata markasına çevirdik. Evet, evet. Şu anda gezeceğiz gastronomiyi. Tabii, aynı öyle. Yani gastronomi, turizm, güzellikler hepsi bir zaten bunlar. Turizmde başka alanlarda da turizmimiz var. Mesela kayak var, kayak turizmi var. Çambaşı yaylamız var. Sörf turizmi var. Sörf, o kadar güzel noktaya dokunuyorsunuz ki. Sörf de mesela, sörf biliyorsunuz çok farklı bizim kültürümüze, biraz farklı olan sporlardan bir tanesiydi ama. Yani biz bilmiyoruz sörf. Bunu bilmiyorduk, evet. Biz mesela dünyanın sayılı sörf dalgalarının bizim sahilde olduğunu bulduk, keşfettik. Şu anda sörf 12 ay. Sörf yapılacak durumda. Biliyorsunuz Karadeniz'in denizi sınırlıdır zaman bakımından. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos fındığını toplayan gider. Evet. Halbuki şimdi kışın yani karda, kar yağarken bile deniz dalgalıysa sörf yapmanız özel kıyafetler mümkün. Tabii. Yani dolayısıyla bu ayrı bir dal oldu. Şu eğitime geliyorlar bize değişik yerlerden, değişik ülkelerden. Onu kültürle birleştirdik, yerel kültürle. Geliyorlar, yerel yiyeceklerimizi yiyorlar. Bambaşka tabii. bir ortam. Bunu yapıyorlar. Tabii, Sayın Başkanım. Yaylayı da söyleyeyim isterseniz. Özür dilerim. Şunu sorayım da. Ben sörften anlamam. Anladığım bir spor dalı değil. Dalga boyu, dalga yüksekliği ve sıklığı önemli herhalde. Hem öyle bir dalganın bir de bir şeyi var. Böyle bir eğim var. Evet. Yani onun üzerinde değişik akrobatik hareketler yapmak da mümkün oluyor. Evet. Sanatla estetiği bir araya, sporla birleştiriyorsunuz. Evet. Spor, sanat, estetik hepsi beraber oluyor. Tamam. Tabiat güzelliği de öyle. Doğal yiyeceklerini yiyorlar. Yani sağlıklarını buluyorlar. Zaten hava oksijeni bakımından da gayet müsait. Tabii. Dolayısıyla biz bütün bu kaynakları birleştirdik. Tamam. Kaynak yönetimi haline getirdik. Yaylada da Çambaşı Yaylası zaten bizim Innsbruck, Avusturya'daki 14 bin ordulunda olduğu yer. Bunu yaparken dersle çalışıyoruz. Ha. Daha iyi kaynakları da öğreniyoruz. Şimdi bir saatte havaalanından şeye gidiyorsunuz. Yani yaylaya çıkıyorsunuz. Bir de sadece bir Çambaşı, orada bungalov evlerle oraları güzelleştirdik. Daha güzel bir hale geldi. Tesis, çok genişlettik tesisi. Yeni pistler, kayak pistleri oluşturduk. Onun ötesinde de Keyfalan var. Ondan sonra Argan Yaylası var. Yani çok fazla yaylaları var. Ericek Yaylası var. Mesela bunu ileride çok kişi yeni duymaya başlayacak. Kumru'da çok güzel bir yer. Yani mükemmel çamları var, şeyleri var. İşte bunların hepsi devreye giriyor. Perşembe Yaylası var. Güzeller güzeli. Evet, onu biliyorum. O menderesleriyle şey alan. Evet, evet. Yani oraya işte balon turizmini getirmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bu yani son derece zengin kaynakları hep belli bir hedef doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bir yandan gastronomiye dönüşüyor güzellikler. Bir yandan kültürel faaliyetleri gösteriyor. Evet, gastronomi alanında neler yapıyorsunuz? Tabii Karadeniz bölgesinin de hani mesela yeşil yemekler konusunda Karadeniz bölgesi çok zengindir. Öyledir. Ama başka bir bölgede mesela… Ege'nin ot dediği şeyi. Ot, evet. Biz onları… Ot festivali Ege'de yapılıyor. Evet, yapılır. Biz de yapacağız bence. Yapın bence. Bizimkiler de özel hakikaten, endemik bitkiler. Evet. Yani o sakarcası, kaldiri vesairesi, isimleri de ilginç yani. Evet, evet. İsimleri de ilginç. Onları şimdi genişletiyoruz. Özellikle mantar kültürü çok geniş. Biz tirmit diyoruz ona, fındık mantarı vesaire. Şimdi bunlar tabii hepsi bir sistematik içinde ele alındığı takdirde çok iyi oluyor. Mesela 60 tane hanımı biz eğittik.
yemek gastronomi konusunda. Evet. Doğa restoranları zincirini açtık. Bazılarına franchising istiyorlar bizden. Kibeyle ilgili çikolatayı geliştirdik. Hı-hı. Onun mağazalarını açıyoruz. Yani iyi bir marka oldu. Amerika'dan teklifte bulundular. Şimdi üzerinde çalışma yapıyoruz. MOU imzalıyoruz onlarla. Mutabakat saplı imzalıyoruz. Yani ordu düşünün. Yani fındık 2 milyar dolar para getiriyor. Çikolataya çevirsek hepsi mümkün olsa 8 milyar dolar yapacak. Yani bunun bir de diğer yemekleri, bir de fındığı yiyecek olarak sizin sahanıza gireyim biraz. Şimdi yiyecek, şimdi fındığı çerez olarak alıyoruz. Çerez deyince tek tek alınan bir şeydir, evet, teorik olarak yani. Ama yiyecek olduğu zaman daha büyük miktarda yeme imkanınız var. Yani fındığın, tabii, aynı zamanda gıda değeri bakımından da çerezden yiyecek kategorisine sokmak daha geniş anlamda bambaşka bir hale gelir. Endüstriyel olarak da bir ürün, yağıydı, proteinli, diğer şeyleriydi. Mesela fındık kabuğundan aktif karbon denemesi yaptık. Çok iyi oldu. Fabrikasını kuruyoruz onun. Yani bunlar yepyeni bir saha ortaya getiriyor. Kabuğunu ayrıca değerlendiriyoruz. Fındığın içi öyle. Yani fındık kabuğu kömürü diyeyim. Evet. Bazı ızgaracıların vazgeçilmezidir. Çok, evet, enteresan. Hamsi ızgaralar falan bambaşka tabii, olur tabii. Tirsi balığı var. Tirsi balığı. Ama tirsi bu balığı kömürden da ziyade aktif karbon temizleyici o. Kimyasal, yüzey aktif olduğu yok, için. Yok, sizin projeniz farklı tabii. Evet, onu yapıyoruz. Evet, ama tabii, kömürde de öyle. Hatta şeyde bile kullanıyor, nargilete bile özel olarak küp haline getirip sıkıştırdığınız takdirde o da yepyeni bir saha oluyor da. Tamam. O ayrı bir konu, oraya girmek istemiyorum. Gastronomiye biraz devam ya, edelim ama bir tabii, kısa tabii, reklam arası tabii, vereceğiz hayır, başkanım. Hayır, hayır, tabii ki. Çok kısa bir süre sonra tamam, tekrar buradayız. Tamam. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüler'le bu güzel sohbete devam ediyoruz. Gastronomide kalmıştık. Bir gastronomiye biraz daha devam edelim. Aynen. İsterseniz, arzu ederseniz. Tabii bu yöresel lezzetler var. Bir de bunların ulusal ya da uluslararası çapta deneyimletilmesi diye bir şey var hocam. Tabii. Yani kategorik olarak. Şimdi biz kendi sunum şeklimizle, kendi özgün pişirme şekliyle bu yeşillikleri çok beğenebiliriz ama şimdi bir kademe, bir halka dışarıya, başka şehirlere bunu tanıtmaya çalıştığımızda ya da dünyaya tanıtmaya çalıştığımızda hani o tabak dizaynı içinde bir şeyini yakalamak lazım, tabii, bunun. Yani sadece pişirmek değil, aynı zamanda arz etmek, servis etmek, kesinlikle, bu da ayrı bir eğitim, tabii, süreci gerektiriyor, evet, herhalde. Bu tür çalışmalarınız da var mı? Var tabii. Şimdi bununla ilgili biraz önce o bahsettiğim hanımları eğitiyoruz. Çok özel aşçılar getiriyoruz. Ve bunu aynı zamanda dünya çapındaki diğer uygulamalarla mukayesesini yapıyoruz. Ben de zaten epey yer gezmiştim. Hı hı. Şimdi dolayısıyla iyi bir grubumuz var. Bir de ben şunu yaptım. Normal belediye organizasyon şemasına göre yönetmiyor. Onun dışında proje liderlerimiz var. Her projeyi özel arkadaşlara zimmetledik. Ve onlar mesela tarımı biri yürütüyor, turizmi, gıdayı, gastronomi. Dolayısıyla onlar aynı zamanda o konunun direkt kale oynayan, yan pas yapmayan uzmanları ve sonuç alan arkadaşlar. Bundan dolayı da biz restoranlar kurduk şu anda. Yani standardı da yükselten, aynı zamanda o işin estetik boyutunu, güzelliğiyle vesaire, işte damak zevkiyle birlikte hepsini belli bir şekilde ele aldık. Hem güzel pişiriliyor, tabii, hem güzel servis ediliyor. Tabii, ediliyor ve ortam da aynı şekilde. Çevre zaten son derece güzel. Bunlar hepsi beraber birleşince ortaya bir yemek kültürünün müstakbel şeylerle, müşterilerle buluşması kalıyor. Bütün şehirlerimiz şu hatayı yapıyor. Şimdi, evet, yöresel yemekler deyince bir fuarlarda falan çok, evet, görüyorum. Bir masanın üstünde işte bir başka bir şey, bir başka lezzet, sahan, tabak, evet, şeylerde falan. Evet. Yani bir çorbaya dönüşüyor. Oysa, evet, yani işte diyelim ki bir
bir ot kavurması. Evet. Onun kıymetini arttıran da biraz tabak içindeki konumu, prezentasyon, tabak dizaynı ve prezentasyonu tabii, yani. Çok önemli. Yoksa değersizleşiyor her şey. Evet, tabii. Yani bunu alınmasınlar, Gaziantep'te yapıyor. Estağfurullah. Başka illerimiz de yapıyor. Ya buna biz çok dikkat ettik. Evet, hakikaten. Buna dikkat etmek lazım. Biraz eleştiri yaptığımız konulardan bir tanesi buydu. Evet. İlk başta alındılar arkadaşlarımız. Evet. Çünkü hep belli şekillerde sunuyorlar, buyurduğunuz gibi. Evet. Fakat anlatınca daha iyi anladılar. Evet. Hem ziyan da olmuyor, daha güzel oluyor. Tabii. Ve zevki de ortaya koyuyor. Kıymeti artar. Göz zevki de önemli, evet. Damak zevki de önemli. Bunların hepsini birlikte yapınca güzel oluyor. Mesela balık konusunda. Aslında biz Karadenizler çok fazla balık pişirme usulümüz pek yoktur. Yani onu şimdi çeşitlendiriyoruz. Yoktur, evet. Bu da belki eleştiri alıyor sözlerden bir tanesi ama şimdi görüyoruz dünyada bir Barcelona'da ne yapıldığını, İtalya'da, Yunanistan'da, Türkiye'de, her tarafta. Ya yani mesela en iyi balık belki İstanbul kadar Ankara'da da pişiyor. Yani evet. Yani bunları özellikle göstermemiz lazımdı. Tabii samimi bir şekilde eleştiri yapınca da onlar da gördüler. Çok güzel bir ortam çıktı ortaya. Yani bundan sonra ordu kendinden çok söz ettirecek. Çok söz ettirecek. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu aynı zamanda tarımın ve köylerin, kırın şeyini de artırıyor, önemini artırıyor. Sağlıklı yaşamı artırıyor. Alternatif tıp, geriatrik yatırımlar bunlar devreye çıkıyor, geliyor. Ve bunlarla beraber bu sefer köy-şehir entegrasyonu dediğimiz, benim daha evvel partiyi kuruluşunda bakanlığımız sırasında hazırladığımız çalışmalar vardı. Onları yapıyoruz ve Ordu bakımından bütün Karadeniz'le beraber bir havza yaklaşımıyla ta Ordu'dan Akbil'e kadar evet. Bir kültür cümbüşü haline geliyor. Bir resitale çeviriyorsunuz ve geldikleri zaman da nitelikli zaman geçiriyor. Anı topluyorlar. Yani yeni turizm sadece yeme içme değil, anı topluyorlar. Orada kendileri de bunu yapmaya başlıyor. Fındığını topluyor, icabını görüyor, ineğin sağlışını görüyor, diğerlerini görüyor. Bu başka bir kültürü tetikliyor bu sefer. Onun için çok değişik bir ortam çıktı ortaya. Şimdi kibele çikolata dediniz, fındıklı çikolata evet. Bu. Evet. Kibele markası da orada bulduğunuz evet. Kibele heykelciğinden geliyor. Bu da önemli bir şeydi tabii. Dış marka olarak da iyi oluyor. Bunu yerlisin de ayrıca çıkıyor. Ayrı konu o kibelenin, kibele heykelinin orada bulunması da evet. Ayrı bir değerdir. Onu da kabul edelim. Kurulda çıkan bir şey bu. Orası da bir yerleşke. Yani bir de tarihi olarak da bakıyorsunuz, yani bizden önce de binlerce yıl buralarda medeniyetler olmuş. Ve şu anda mesela Fas'ta yeni şeyler buluyoruz. Lahitler bulduk. Yerleşim merkezi, Ünye'nin kalesi, Fas'ta'nın Cıngırtı, Gölköy Kalesi, Mesudiye'deki kaya mezarlar, bunlar hepsi başlı başlı yazıtlar var orada. Yani ta şeyle Bilge Kağan'la aşağı yukarı aynı zamana rastlıyor. Şimdi onu araştırıyoruz. Evet. Enteresan bir şey yani. Evet. Bir çikolata park var. Havaalanına bitişik, havaalanının yakınında diyeyim sahilde. Gerçi ben daha önce zat halinize karşı söyledim bilmiyorum. Bunun adından evet. Şikayetçiyim. Demiştiniz evet. Fındık park olmalıydı diye evet. Düşünüyorum. Şimdi fındık çikolata evliliği tabii ilginç bir şey. Aslında bizim fındık çikolatanın bir şekilde katkı ham maddesi evet. Oluyor. Ama başka türlü baktığımızda yani fındıklı çikolata yerine çikolatalı fındık diye baktığımızda Doğru. İşin rengi değişiyor birden. Miktar tabii ölçek değişiyor. ölçek değişiyor. Evet. Nitekim bu kakaolu fındık kremalarının yani büyük şeyi ağırlığı fındıktadır. Evet. Fındık kremasıdır ama kakaolu evet. Veya sadedir evet. Veya başka kahveli evet. Falan yapanlar da var. Yani fındığı merkeze koyarak baktığımızda oranın adının Fındık Park olması uygun. Çok haklısınız onda. Gerçi siz koymadınız önce. Tabii bizden önce kondu ama biz onu gerçekleştirdik yatırımlarımızla, evet, şekillendirdik. Biz inşaat olarak aldınız onu. Biz orada bir şey mi? Kano Park da kurduk. Çok güzel bir Kano Park yaptık. Kano Park. Yani bizim orada havaalanının denizle buluştuğu yerde bir boşluk vardı.
Yani aşağı yukarı 1300 metre uzunluğunda bir pist. Orayı biz kano park yaptık. Ve şimdi müthiş bir şey oldu ve teknelerimizi kendimiz üretiyoruz. Kompozit malzeme. Benim de doktora konumdu. yetiştirdik. Şimdi tekne imal ediyoruz ve tekne siparişinde bulunuyorlar başka şehirlerden bize. Tekne siparişinde. Evet. Karadeniz denizi kullanmıyordu. Şimdi deniz de haşır neşir bir hale geldi. Daha çok denizde, deniz sporları işte bahsettiğimiz gibi işte dalgaları, sörfleriyle, kanosuyla, yelkenlisiyle. Bir de gemimiz var. O gemi onu de, biliyorum. O gemi evet, de İstanbul'dan aldınız evet, galiba. Evet, İstanbul'dan aldık. Onu bambaşka bir hale getirdik. Evet. Geçen de 3500 tane, 350 tane şey... yetimi gezdirdik. Gazileri, şehitleri, evet. Yakıtlarını gezdiriyoruz. Ve onun dışında da bir 3500 kadar da yeni saha oluşturup denizde, özellikle bu balık ve deniz ürünleri dahil olmak üzere yeni üretim sahaları oluşturmaya çalışıyoruz. Kadın balıkçılarımız var. Biz ilgi çekici. Yani tek başına bizim kadınlarımız denize açılabiliyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Balıklarını tutuyorlar, geliyorlar, satıyorlar. Onlara özel şeyler yaptık, yerleşkeler oluşturduk. Yani denizi yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Burada midye üreticiliği, balıkla beraber çok öne çıkacak sahalardan bir tanesi. Biliyorsunuz İstanbul'da çoğu yere Ordu'nun, Fas'ın, Ünye'nin, Perşembe'nin balıkçıları geliyor ki o balıkçılar aynı zamanda Afrika'da da yani Madagaskar'da efendim ve diğer şeylere kadar gidiyorlar. Balık yakalamaya gidiyorlar. Yani dışa açılan bir yapısı var. Biz bunu şimdi kültürel olarak da bir araya getirmeye çalışıyoruz çalışmalar olarak. Yaptığım şey bu. Kano Park da bu bakımda önemli. Çikolata Park'ı bastıran bir yapısı var. Bak ikisi de yan yana olduğu için çok gelen güzel. Mesela Giresun ve diğer illerden bize devamlı olarak şeyler geliyor. Yani misafirlerimiz geliyor özellikle. Yani Ordu ile Giresun birleşmiş vaziyette. Tokat, Amasyalılar aynı şekilde geliyorlar. Bir de Akdeniz-Karadeniz yolunu biz yaptık. Bakanlığımız döneminde ben 300 aşağı yukarı orada bir alan vardı. 14 tane tünel açtık oraya biz. Ve aşağı yukarı 130 yıllık falan bir hayaldi. Onu gerçekleştirdik. Bir baktık kendimizi Mersin'de bulduk. 6 saatte Mersin'e iniyorsun orada. Sivas'ın ve Kayseri'nin sahil kenti olma durumu var arada. Çünkü yol yapılınca evet. Çok süratli olarak özellikle Sivaslar gelmeye başladılar. Yani onun için burası çok farklı güzel. Bir... Ünye'lilerde Ünye Akkuş yolunu bekliyorlar. Evet, Ünye Akkuş, evet onu görüştük bakanımıza da. O da yapılınca... Bu Ünye... hayal mi yoksa hayır, yok, gerçekleşecek mi? Var zaten yani kültürel olarak var. Şimdi onu biz daha konforlu bir hale getirmek istiyoruz. Bu olduğu zaman Ünye'nin iki avantajı olacak. Hem... Mesudiye üzerinden hem Akkuş üzerinden Ünye Limanı devreye girmiş olacak. Tabii. Bu ekonomimize başka bir boyut katacak. Çünkü aradaki Ordu ile Mersin arasında aradaki 41 vilayetin ithalatı ve ihracatı ya Ordu'dan ya Mersin'den olacak. Evet. Bu da ekonomiye başka bir boyut getirecek. İşte turizmini vesaire. Bu ekonomi yanı da tabii, turizm açısından da çok önemli. Evet. Hepsi beraber olacak. Dağları yarıp tabii. Yani bu klasik belediyecinin dışında olan bu çalışmaları bir entegrasyon içinde ele alınca ekonominin boyutu da değişiyor. Bir diğer yani bunu biz istediğimiz bu yaptığımız çalışmanın çoğunu başka illerde de uygulama imkanımız var. İşte yazılımını, işte tarımla ilgili, turizmle ilgili yaptıklarımız. Dolayısıyla o Türkiye'nin ekonomik değeri de bir de işte bu oluyor. Yerel sorunlar ve yerel beklentiler başkanım. Evet. Tabii merkezi hükümetler tarafından göz ardı edilebilir, listenin altına alınabilir filan ama bu bakımdan yerel yönetici çok önem taşıyor. Şimdi Ünye Akkuş yolunun ne derece kritik öneme sahip olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ama Ankara'da bir bürokrata ya da bir bakana bunu anlatmak zaman alabilir. Evet. Tekim çok zaman aldı galiba. Yok şimdi şöyle, yok şu anda biz bunu dediğiniz mesajınızı alıyorum. Yani bunu Ankara nezdinde de zaten sık görüşüyoruz. Aşağı yukarı bir 195 tane belediye başkanı gelecek bu hafta bize, Ordu'ya. Yani onlara da yaptıklarımızı anlatırken çok güzel. Bakanlar ve bakan yardımcılara da gelecek. Bu dediklerinizi anlatacağım. Çok söyleyeceğim güzel. Ayrıca. Evet. Numan Bey zaten biliyor konuyu. Yani güzel bir çalışma çıkacak ortaya. Evet. Evet. Yani siz
yol konusunu açınca aklıma geldi. Özel olarak bu soruyu hazırlamış gayet değilim. Gayet tabii. Yani burada zaten aslında o yol sadece oranın değil, bütün Türkiye'nin yolu olacak. Elbette. Bölgenin yolu olacak. Elbette. Yani oraya ulaşacak. Mersin'den Akdeniz'den Karadeniz'e diyorsunuz. Yani ben mesela Ordu'yu konuşuyorum aslında. Bir yerde Mersin'de, Kayseri'de, işte şeyde Sivas'ta konuşmuş oluyoruz. Tabii ki. Yani yapılan tabii şey ki bu. Öyle. Onun için soyuz şehirler ekonomisi biraz geniş ölçekte ele alınıyor. Şimdi baktığınızda bu yollar aslında Sivas'ı, Kayseri'yi bile yakınlaştırıyor. Tabii. Karadeniz'e. Çok fazla yakınlaştırıyor. Yani birkaç saate düşürdüğü için. Tabii. Yok. Tabii. O bakımdan yani, bir yerde medeniyetin ölçüsü oluyor. Aynı zamanda tarımı tetikliyor, turizmi tetikliyor. Hepsini tetikliyor yani. Evet. Spor alanında var mı çalışmalarınız? Var tabii. Yani spor zaten bu yaptıklarımız hepsi aynı zamanda şeyin de sporun da alanı olmuş şimdi, oluyor. Şimdi tabii sörf bir spor aynı zamanda. Tabii. Onun dışında spor ve turizm iki temaya da girebilir. Şeylerimiz var efendim. Bizim orada daha evvelden parklarımız var. Bu parkları çok zenginleştirdik. Yani basket mesela Tayfun Gülsoy Parkı vardı. Ha. Ünye'de mesela bisiklet şeyi parkuru yaptık. Evet. Yani orada aşağı yukarı bütün bisikletler için. Orada geniş bir bisiklet kullanma imkanı var. Hem Altınordu'da, ben Ordu deyince Altınordu'yu ifade ediyorum. Fatsa, Ünye buralarda bisiklet çok yaygın olarak kullanılmaya başladı. Tabii bunları yaparken onların o güzergahları bisiklet için, yürüyüş için çok güzel bir hale geldi. Onun dışında trekking dediğimiz şeyi, bütün yaylalarda yapmamız mümkün. Yüzme çok iyi bir noktaya girdi. Kanoyla ve yelkenlilerle birlikte çok iyi bir hale geldi. Güreş zaten bizim hatta boksla birlikte judo, tekvando, ordunun sporcuları zaten çok iyi. Onun dışında futbolda tekrar efsaneyi tekrar gündeme getiriyoruz. Yani mor beyaz ordu sporumuzu ondan sonra. Bunun tabii rekabetleri var. İşte Fatsa'sı, Ünye'si, Ordu'da da yine birkaç takım var. Ama yani bir mesela ordu spor daha evvelden hatırlarsınız UEFA kupasına katılan takımımız vardı. Şu anda gayet güzel gidiyor. Güreş zaten tartışılmayacak kadar yaygın. Pehlivanlarımız, şeylerimiz. Zaten bu tabiat güzellikleri spor yapmaya zaten teşvik ediyor. Yani, doğru. Yani zaten bizim hayatımız spor. Bütün engebeli yerlerde çıkarken, inerken, o fındıkları toplarken zaten spor yapıyorsunuz. Yani bizim vazgeçilmez unsurumuz. Bu bakıma o bize bir mücadele azmi de kattığı gibi. İşte paraşüt zaten çok yaygın bir şekilde orduda ayrıca kullanılıyor. Şu anda bizim bir de atlı sporla ilgili Ünye'deki çalışmaları diğer şeylere açıyoruz. Yoroz Tepesi'ne Yoroz'u keşfediyoruz. Bundan sonra Yoroz da çok konuşulacak. Yason gibi. Yason Burnu gibi. Yani o kadar güzel yerler var ki ben bir programında bunları anlatmak tabii zaman yetmeyebilir. En iyisi gelip görmek lazım. Spor da aynı şekilde. İşte bir kıvılcım yakıyoruz. Tabii. Geri kalanı artık gelen gelir. Tabii. Sporun bir de şöyle bir yönü var. Şimdi klasik spor yani profesyonelliğin dışında bütün amatörleri teşvik ediyoruz. Yani ordu, yani daha doğrusu Türkiye'de hep futbol konuşulurdu. Şimdi triatlon yarışması yaptık. Triatlon ya, evet yaptık. Aklımda öyle triatlon bir şey çok büyük ses getirdi. Motorcularımız var. İşte o kano park dediğimiz yerde. Kano hani denizle ilgili ama o alan o kadar güzel bir ortam oluşturdu ki 950 motorcu geldi. Motosikletle ilgili. Müthiş bir ortam çıktı ortaya. Yani bütün çalışmalar, bunların ayrı bir şeyi var. Motor cross yapanlar ayrıca alanlarımız çok müsait. O çöplük dediğimiz yerleri biz düzenledik. Buralar aynı zamanda off-roadçular için çok iyi bir şey çıktı ortaya. Biz Ordu enteresan bir yer. Bu işte tabiatla mücadele azmi ve işte ortamı off-roadçuları çıkarıyor. O dağları, tepeleri. Yani büyük bir şey var, saha var off-roadçularla ilgili. Onlar devamlı geliyor. Volkswagen şenliğimiz var. O yıllardır var, var, evet. Var. O da ayrıca şimdi duvarları Volkswagen 52 tane şeyle süslüyoruz. Yani başka bir ortam ortaya. Güzel, güzel. Evet. Yani karınca böyle şıklıklarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şimdi balıkçılar Afrika'ya dediniz de yine aklıma bir şey getirdiniz. Evet. Konu geçti ama... Evet. Mesela Fildişi sahiliyle Ordu arasında işte fındık kakao kardeşliği kurdu. Evet.
Gana ile ilgili olabilir. Filişi. Gana yani tabii. İşte ben bir 7 saat kayboldum. Gana'ya gittim. Kakao görüşmesi yaptım. Bunun seçim sırasında mi? Tekrar geri geldim. 7 Aa, saat. Yani dünyanın en iyi fındığıyla en iyi kakaosunu buluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bunlardan zevk almak lazım. Heyecan duymak lazım. Biz de burada bütün işte biriktirdiğimiz tecrübeleri ordumuzun hizmetine sunuyoruz. Vallahi Ankara'da, İstanbul'da ki birikimlerinizi bu sefer ordu için kullanıyorsunuz. Ordu için de büyük şans bu. Estağfurullah. Yazılım şirketi dediniz, konu dağıldı. Ondan da bahsettiniz. Yazılım şirketi bu 4. şirketimiz. Yazılım şirketi. Ordu'nun süper zeki çocukları var. Çok iyi hocaları var. Onlardan biz şirket kurduk. Yazılım yapıyorlar. Ve uygulamalı. Hatta aynı tarımdaki gibi sözleşmeli olarak yaptık. Yani yaptıklarını satın alacağız diye. Yazılım sektörü bizde çok gelişmiş halde. Daha evvelden bakanken işte gitmiştik Cumhurbaşkanımıza, Hindistan'a gitmiştik. Hindistan'dan Amerika'daki binaların kontrollerini oradan yapıyorlar. Yani yönetimlerini, yani yazılımlarla yapıyorlar. Saat farkıyla filan. Orada da bunları yaptık. Şu anda çok iyi kodlama yazarları var, oyun yazarları var. Yani süper bir gençlik var orada. Tecrübeli hocalarla birlikte de bir şey yaptık. Su sayacı yaptık. Üretim yani yazılımları var. Tabii, yani satıyor musunuz? Tabii. Yok üretim. Biz bizzat uyguluyoruz. Yani mühendislikte. Hayata geçiyoruz. Su sayacıları. Su sayacı yaptık. Yükleme programını kendimiz yaptık. Beynini koyduk oraya. Aha. Klasik su sayacına beyin ekledik. Yazılımla su yüklemesini yapıyorlar. Mesela duşun altında suyunuz bitse telefonla yükleyebiliyorsunuz. Yani yazılımı şu anda diğer illere satmaya başladı. O zaman sayaç okuma gibi bir gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak. Onun dışında bütün ICOME dediğimiz altyapı koordinasyon merkezi, bütün belediyelerin ICOME'lerinin programını yazdı arkadaşlarımız. Yani şirketlerin yazılımlarını yapıyorlar. Çok böyle enteresan bir şey. İşte orada enteresan, şu bakımdan da enteresan. Yani bizim Aybası dağlık bir yer. Evet. Yaylaları olan çok güzel bir yer. Ama orada roketçilerimiz var. İki tane roket çalışması yapıyor çocuklar. İlginç. Yani denemelerini yapıyorlar. Ben de daha evvelen tecrübelerim onlar. Ben de eski roket sahalarında çalışmıştık uçak sanayinden sonra. Oradaki deneyimlerimizi söylüyoruz. Ve şu anda Teknofest'e falan katıldılar. 2 kişi de 6 kişi oldu. Yani böyle ilginç bir yer. Yani yazılım dediğim gibi bunların ürünlere çevrilmesi, şirkete dönüşmesi ve para da kazanıyor. İş yapılıyor yani. Çok güzel. Asıl işte bu döngünün sağlanabilmesi tabii önemli. Bilim sanat merkezine daha evvelden çalışırken bazı katkılarda laboratuvar desteğinde bulunmuştuk. 3D yazıcılar var. Onlardan ürünler geliştiriyorlar. İşte tekne yapımımızı bahsettik. Yakında şeye geçeceğiz. Tekneden sonra veya beraber işte bu karavan inşasına. Yok inşasına. Karavan kendisini yani kurmak, yapmak istiyoruz. Kompozit malzeme zaten. Karavanı bizim de alışkın olduğumuz şey. Evet, onun şimdi programını yapıyoruz. Belki ileride yata geçebiliriz. Daha büyük teknelere geçebiliriz. Karadeniz çünkü yaşanılabilecek çok önemli merkezlerden bir tanesi olacak bu işte küresel ısınmadan dolayı. Bir yandan su yönetimini sağlıyoruz. Su ile ilgili su verimli yasa tasarısını üzerimize vazife olmadı halde onu hazırladık, gönderdik şeye. Daha böyle enerji verimli yasasını hazırlamıştım. Benim zamanımda çıkmıştı. İşte su verimli ile ilgili suyu ziyan etmeyecek şekilde bunu sarnıçlarda ve yönetimini sağlayacak şekilde belediye yönetimine bunu dahil ettik. Bir yandan işte bu tekneler üretimi, karavan, şu karavanla beraber icabında bir deprem konusunda da icabı bir şey olsa hareketli ev demek yani. Alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Daha evvel gene bakanken hidrojen enerjisi, güneş enerjisini birlikte kullanarak hatta rüzgarda kullanarak karavanlara takmıştık. Öyle bir model yapmıştık. Hidrojen enerjisi bizdeydi o zaman. Onu getirtmiştik Türkiye'ye. Şimdi onu karavanla belki değişik bir versiyonunu kendi enerjisini de üreten karavanlar yaparak. Yani sadece işin mimarisi veya konut özelliği değil de sürdürülebilir yaşantı açısından da önemli. Zaten bizim tarımda yaptıklarımız bunlar. Ki işte konut yarışması yaptık 19 ilçede. Evet. Bunlarla birlikte yapmamız mümkün. Ve Karadeniz zaten güzel bir yer. İstediği yere arabanızı çekin, içinde yaşayın. İstediğiniz yerde evinizin yanında dursun. Deprem riskine karşı icabında
bir çadır gibi kullanın, konut gibi kullanın. Evet, evet. Yani çok çok bambaşka bir imkanlar sağlayan sistem. Başkanım, tabii kültür, sanat, tarım ve hayvancılık dedik, enerji, gastronomi konuşulacak gerçekten çok konu var ve bunlara hep akıl, fikir katarak projeler geliştiriyorsunuz. Türkiye'de diğer başka şehirlerimizde de örnek olur inşallah bunlar. Anlatacak daha çok şey var ama zamanımız tükendi. Son 1-2 dakikamız kaldı. Son sözleriniz var. Estağfurullah. Şimdi biz klasik belediyeciliği yapıyoruz. Evet. Yani bir klasik belediyeciyi şöyle tarif edelim. Kaldırımı yaparsın, asfaltını yaparsın, çöpünü toplarsın, suyunu da getirirsen bu hemen hemen temelini, %80'ini oluşturursunuz. İşte imar vesaire, bunlar zaten işin namusu zaten. Yani orada da çok önemli. Biz orada halka açtık sahilleri mesela. Bu çok önemli. Yani biz yollarımızı yapıyoruz, asfaltımızı yapıyoruz, çöpümüzü topluyoruz. Biz fazladan yapıyoruz bunları. Yani bunları yaparken diğerleri zaten tam full speed gidiyor, tam gaz gidiyor. Öbür tarafta sahiller çok önemliydi. Sahilde 3 tane blok vardı, onu yıktık, onu halka açtık. Yani o çok ses getiren bir çalışma, örnek de oldu. Kaçak binaya izin yok, böyle bir şey yok. Tabii zaten şöyle bir şey var başkanım, temel belediyecilik hizmetlerini hakkıyla yerine getirmezseniz bu gerçekleştirdiğiniz bu ilginç projeler de değerini kaybeder. Yani kıyı kenar çizgisine dikkat ediyoruz, bu çok önemli. Yani bunu şeffaf da bir yönetim yapınca o zaman zaten geriye bir şey kalmıyor. Kısacası yapılan şeyler tamamen halkla beraber olması şart. Onun için de biz işte kültürel bazda bölgesel kalkmasını hep vurguladığınız şey. Buna çok önem veriyoruz ve halka yaymak istiyoruz. Yani halka yani halkın kabullenmesi lazım bu işleri. Halka rağmen olmaz. Onun için de bunu toplu bir şeyle, destekle sağladığımız için mutluyuz. Ayağınıza sağlık, sağ şeref verdiniz. Ben şeref aldım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Eksik olmayın. Bir sonraki dönemde de devam eder inşallah. İnşallah. Diyelim. İnşallah. Sevgili seyirciler, haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.